Bir varmış bir yokmuş eve zaman içinde. Bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. Benim adım İsmail Aydın. Paşagül İlkokulu 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere Tencere Türk masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer telleriken, piriler berberiken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarların birinde fakir küçük bir kız ile anası yaşarmış. Anası ipli çeyiri kızına vermiş. Kız da pazara gider, eğrilmiş ipleri satar. Sonra geri dönerken fırından ekmek alıp gelirmiş. Geçimlerini böyle sürdürürlermiş. Günlerden bir gün kız yine eğrilmiş ipleri satmış. Pazardan dönerken ekmek alacağı sırada küçük bir tencerecik adı vermiş. Eve gelince anası ona çok kızmış ve tencereciği alıp sokağa fırlatmış. Ana ve kız o gece aç yatmışlar. Ertesi sabah oradan geçen bir teyze, ne kadar güzel bir tencerecik deyip tencereyi almış. Evine gelince içine dolmalarını koymuş ve güzel pişirmiş. Tam yediği sırada tencere dile gelmiş. Demiş ki, ben küçük fakir bir kızın tencereciyim. Beni bıraksan da onların karınlarını doyursam olmaz mı? Demiş. Teyze tencerenin dile gelmesine çok şaşırmış. Ona inanmış ve onu bırakmış. Tencere yuvarlanarak kızın kapısına gelmiş. Kapıyı tık tıklamış. Kız kapıya gelerek kim o diye sormuş. Tencereci. Kız içinde ne var? Dolmacık. Kız sevinçten hemen kapıyı açıp tencerecinin kabuğunu açmış. İçindeki dolmaları başka bir kaba koymuş ve tencerecinin kapağını kapatıp yeniden sokağa atmış ki anası ona kızmasın. Ertesi gün ise oradan sultan adam hamama gidiyor. Dadısına demiş ki, bak ne güzel tencere, alsana demiş. Dadısı da onu dinlemiş ve tencereciyi almış. Hamama varmışlar. Sultan hanım bütün mücevherlerini, altınlarını, elmaslarını tencerecinin içine koymuş. Tam o sırada tencere dizine gelmiş. Demiş ki, ben küçük fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bıraksan da onları fakirlikten kurtarsam olmaz mı? Diye demiş. Sultan hanım tencerenin dile gelmesine çok şaşırmış. Bunda bir iş vardır demiş ve tencereyi bırakmış. Tencere yuvarlanarak kızın kapısına gelmiş. Kapıyı tık tıklamış. Kız kapıya gelerek kim o diye sormuş. Tencerecik. İçinde ne var? İnci boncuk. Kız çok sevinmiş. Hemen kapıyı açıp tencerecinin kapağını açmış. İçindeki inci boncuklarla bir güzel sislenmiş. Sonra tencerecinin kapağını kapatıp yeniden sokağa atmış ki anası ona kızmasın. Ondan sonraki gün ise şehzade hamama gidiyormuş. Şehzade böyle güzel bir tencere görünce lalasına demiş ki, lala bak ne kadar güzel bir tencere, alsana demiş. Lalası onun sözünü dinlemiş ve tencereciyi almış. Hamama varmışlar. Şehzade bir güzel soyunmuş. Sonra bir güzel yıkanmış. Sonra da bir güzel giyinmiş. Tam gidecekleri sırada tencere hop diye şehzadeyi içine alıvermesin mi? Hemen yuvarlanarak kızın evinin kapısına gelmiş. Kapıyı tık tıklamış. Kız kapıya gelerek kim o diye sormuş. Tencerecik. İçinde ne var? Şehzadecik. Kız çok şaşırmış. Hemen kapıyı açmış ve tencerenin kapağını açınca gerçekten de tencerenin içinden yiğit bir şehzade çıkmış. Şehzade böyle süslü püslü bir kız görünce hemen aşık olmuş. Sormuş, bana varır mısın? Kızla varırım demiş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Anasıyla birlikte çok mutlu yaşamışlar.
gökten üç elma düşmüş. Bir ise masalı okuyana, bir ise masalı dinleyene, bir ise masaldaki bütün karakterlerin başına düşmüş.